Evet sevgili Hayat Yolu izleyicileri, biz böyle diyar diyar gezerken Çıldır'ın Sazlıs Köyü'ne uğradık. Ve bu köyde tabii çok güzel hatıraları geçmiş, anıları geçmiş. Dedeyle birlikteyiz, amcayla birlikteyiz. Biz de çok merak ediyoruz, biz de yakından tanıyacağız. Geçmişi, geleceği, bundan önceki yaşantısı, 40 sene öncesini konuşacağız. Bakalım bize neler anlatacak, nasıl bir başından geçmiş öyküsü, hikayesi, bu köyde yaşadıklarını sizlerle paylaşacak. Köy yaşantısını bizlerle paylaşacak. Eskiden hayat nasıldı, şimdiki hayatımız nasıl? Biz de çok merak ediyoruz. Bundan 40 sene öncesini, 50 sene öncesini konuşacağız. Biz bütün anılarını, yaşantısını, bu köyde yaşadıkları tüm anılarını biz amcadan dinleyeceğiz. Biz de tabii böyle Anadolu'da hangi evi çalarsak, kapısını çalarsak, hepsine, hangisine mikrofon tutarsak çok ilginç hayat hikayeleri, çok dikkat çekici öyküleri var. Sizleri şimdi Esat Erdoğan amcayla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Ben Sazlıs Köyü'nden Esat Erdoğan. 1936 doğumluyum. Bugün birkaç gün var 85 yaşına girmeye. Şimdi bu köyümüz çok eski köy. Ama dedelerimiz Başşehir'den gelip bu köyü çenetmişler. Ha, babam vefat etmiş. Babam mefeze memuruyken gelmiş buraya, bir hastalık dolayısıyla vefat etmiş. Annem de vefat etmiş. Ben de kardeşlerim var. 4 kardeşiz. Okumaya giderdim ama nasıl giderdim? Eski devirde ayağımızda çarık. Çarıklarımızı giyerdik. Giderdik oraya, Sağuk'ta vasayet yok, bir şey yok. Sınıflarda okuyerdik. Bizim bir şeyimiz vardı, baş öğretmenimiz vardı. O bizi okuderdi, orada dönerdik, bir daha gelirdik köye. Benim ondan sonra annem öldü, babam merkezden evlendi. Merkezde evlendi, getirdi, analım vardı. Ondan da iki kız, bir oğlan oldu. Öyle bir devir döndü ki geldi gitti. Ben askeriyim geldi ama yokluk çok. Yani bu kaç tane mal saklıyor ama o zaman neredeydi bu devirler? Evlerimizin üstü sağ. O zaman biz en aşağı 9-10 nüfus bir yerde yaşıyorduk. Bir de amcam vardı, amcam. Kardeşi, babamın kardeşi Aydemir Ağa vardı. Onlar da vefat etti, onlar da ayrıldılar. Biz kaldık öyle kaldık ki ben askerliğim geldi. Beni askere götürecekler. Ama çocuklar hep uşak yani, öyle yetim kaldılar ki babam anam ölmüş. Peşime ağlaşırlar, nereye gidersen. Ya ben ne yapayım, askerim, vatan vazifesine giderim seve seve. Peşime ağlaşırlar, neyse geri dön. Ben askere gittim. Askerden Sivas'a düştüm. Sivas'tan da beni Trabzon'a verdiler. Ama yalanız Trabzon'da amcam oğlu vardı. Amcam orman baş müdürü Rasim Bey. Onun yanına düştüm, sevindim. Askerde gittim, askerde şansım yaver gitti. Kantine verdiler, kanteci oldu. En sonunda da geldim, askerden döndüm. Geldim eve, evde bir bacım var, bir de çocuklar, uşak, hiçbir şey kalmamış. Ne yapacağımı şaşırdım ama öyle bir devir geldi orada. Ben dedim geri dönüm gideyim. Ama bir amcam karısı vardı. O dedi Esat, olmaz, sen evlendirecek dediler. Değil kenar bel, göl kenarı, çayıs yakar feneri. Zıgar asap bir ocaktı, gülü deste kucaktı. Zıgar asaptan kız alan cenneti bulacaktı. Bir mani türkü söyledim o zaman. Mani söylediniz yani. Mani söyledim. Size mi ait bu mani? Mene ait, evet. Buradan nişan götürdük. O zaman da biraz yok, çok yok, yani yoksul zamanındı. Nişan götürdük, evlendik, düğün ettik, getirdik. Çocuklarım oldu. Bir kızım, 3 oğlum oldu. Ailem de vefat etti ama dünyam yıkıldı. Hiç kimsem olmayaydıysa da ailem olaydı, başka hiçbir şey istemiyordum. Dünyam yıkıldı. Kömür gözlüm şimdi nerelerdesin? Yerini kimseler dolduramıyor. Dünyanın güzeli de benim olsa,
çirkin. Yerini kimseler dolduramıyor, beni eller kandıramıyor. Dünyanın güzeli de benim olsam çirkin, yerini kimseler dolduramıyor. Ah, beni eller kandıramıyor. Benim yarım gelişimden bellidir, akalleri deste deste güllüdür. İblisin kuşağı ince bellidir, ince beller mi sar beni bana. Karaca oğlan dersinin kime danışır, siyah zülfün mah yüzüne kavuşur. Ağlayanlar bir gün kavuşur, ağlama sevdiğim gül dedi bana. Çıkıp yücesine seyran eyledim, yarınan gezdiğim yerler perişan. Fırkatıma geldi durdum ağladım, sede ben deyip dünya alem perişan. Evet. Ben buradan giden de nazlı yaraklar, döküven alları karalar bağlı. Bozuluf gülşanlar, verandı bağlar, bülbülünse konduğu dallar perişan. Dayaksız adım atabilmirem, üç günlük çocuğa yetebilmirem, tutupsan yakamdan vay ihtiyarım. Acılar içinde kaldım, maziye baktım ağladım. Hayat bir akşam güneşi, leyli leyli yollara düştüm ağladım. Yollara düştüm ağladım. Bizim dedelerimiz şeyden gelme, Kafkasya'dan Gürcistan'a gelme. Gürcistan'da bu anda bizim dedemizin adı Emin'dir. O mezarı orada. Çok büyük inek saklarmış. Emin. Emin Düzü diyilen yer. Yani orada Demirci Hasan köyünde. Oradan göç gelirler. Gelirler burada bu Gölbelen köyüne, Urta köyüne yerleşirler. Orada da hadise varmış, hadise. Dedelerimiz orada onunla biraz geçim yapıyorlar. Bura şey, haraba bu köy, haraba. Gelirler, burayı şenelediler. Burayı şenelediler. O zaman benim nenemle bir de dedem Kamil Ağa buraya ekmek getirmişler. Dedem iki kardeşmiş. Biri Esed Ağa, biri Kamil Ağa. Böyle aşağıdan söylermiş, gelmişten gitmişten söylermişler. Felek beni koydu gönül kareli, kesildi gönlümün sabrı kareli. Azrail buldu sineteki yaralı, belen doldu gülgez kana sevdiğim. Can mı dayanır yarın şirin canına, isterim kanımı katem kanına. Hunu bağrım döndü zembil şanına, ben de senden fena oldum sevdiğim. Salman derhanı benim dilefrizlerim, İnden geri başa gelmez sözlerim. Yar bu halda gören gözlerim. Ağlar bin sene kan yaş döker sevdiğim. Onun sevdiği Kefar Hanım varmış. Evet. Kefar Hanım diye elim çekim hanım mekandan. Ayrılık demini almadım senden. Can cesetten gider ruh bedenden. Gel ikimize yana yana ağlayak sevdiğim. Bizim tendir vardı eskiden. Gazları keserdiler. Tendirde o gazlar pişerdi. Burnuna barabar koyardılar. Millet gözlerdi o zaman nerede? Cuma akşam olacak ki bir yağlı pişireler. Şimdi 3-4'e ona yağlı yiyorlar. Bakan yüzüne bakan da yoktu. Getirirler onu söhbetten yığlar herkes. Yedi kardeş bir bacı yayla yüklerdi köçü. Anam da kurardı saçı. Keşke o günler olaydı. Babam anam sağ olaydı. Keşke o günler olaydı. Ah baba gözyaşımla mektup yazdım rüzgara. Yeller sana ne söyledi bilemem bilemem. Günde hatırlarım seni yüz kere. Söyledi bilemem bilemem.
bilemem, bilemem, bilemem. O günden nöbet yatışığa düşmüştü. Yani o şeyi beklemek, baktı ki Tahtırvan gelir. Tahtırvan gelir, bu çıktı dedi, dur, bu yerin harcını ver, ondan sonra git. Bu öyle eyletler, o zaman işte Mehriban Sultan işte Tahtırvan'dan başını çıkardı, yüzünü çıkardı, çok güzeldi. Böyle çağdanda Latifçe bayıldı düştü. Bayıldı düştü, bu ola bu olmadı dedi. O zaman Mehriban Sultan adamlarına dedi ki, ben dedi şeyimi, ziyaretimi yaptım, geri döneceğim. Üç hana söyledi. Hulk içinde atan bey haber oğlan, bir ot salıp şirin cana giderim. Yakın bil ki kesildi sabrı kar elim, ateş aldım yana yana giderim. Eynimden dökerim yeşili alı, yas tutar gök yer, beklerim yolu. Yedi yar saklarım bu arzu halı, son verip yana yana giderim. Mehriban Sultan da sana müfterar oldu, gözüm gördü, gönlüm intizar kaldı. Mekanda menzilim 3 aylık yoldu, sorarsız şehrin İstan'a giderim. Orada üç kana türkü söyledi, Pusulayı Latifşah'ın döşüne koydu, çekti gitti. Sizi televizyonda pazar günü izliyorum. Çok hoşumuza gider. Zaten biz eskileri istiyoruz, yenileri değil. Şimdi çıkırlar zıy dıy boğum şey değil o. Eski sözleri izleyerek çok hoşumuza gider. Her gün izlemeye yani izleyerek biz. Her gün izlemeye izleyerek Allah size ömür versin. Bunu bize izledi. Bu çoku hani koyun yüzünü birbirine birleştirmiş tokumu. Çok boyama değil. Kendisi tokumuş yani elini. Sağ olsun kendin bana güzel bakıyor. Neyine güvenem yalan dünyanın, kerem yandırıp kül etmedi mi? Leyledi feryat, gül için bülbülü lal etmedi mi? Aman efendim, derman efendim. Gonca güllere arzunu söylerdi esen yerlere. Mecnun Leyla için düştü çöllere, Ferhat'a dağları yol etmedi mi? Neylerim devleti, neylerim varı, Aslım İlgarından döndü ailele. Şireygan oldu gönlüm hisarı, ben gördüğüm çıralar söndü ailele. Akan sular birbirine karışır, dertliler oturmuş derdini danışır. Küsülüler bayram günü barışır, dertsizler arada ne gezer ailele. Ben Kerem'em, Keremliğimi bildirem, dostlar ağladım, düşman güldürem. Söyleyin kanasıma yara aldıram, burada ne gezerim ailele. Benim yarım küçücüktü, hastadı, şeker yemiş, dudakları pasladı. Kara kaşlar ele gözden ustadı, dirsekleri baştan başa kırmızı. 3 gün oldu bu dağları aşalı, 5 gün oldu yar sevdaya düşeli. Kalk gel gidelim bizim oda döşeli, döşenmezi baştan başa kırmızı. Gücenmiş sevdiğim uykuyu atmış, aman aman, aman aman. Daramış zülfünü boynuna atmış, aman aman. Sebep aman aman. Evet sevgili izleyicilerimiz, Hayat Yolu programından herkese merhaba. Biz bugün Hamit Yılmaz'la birlikteyiz ve burada ilçemizde tabii çok eskilerden bize başından geçmiş hayatıyla ilgili hikayeler anlatacak Hamit Efendi Yılmaz, bakalım bize neler anlatacak. Burada tabii bir sürü anısı var, geçmişi var. Geçmişteki yaşadığı anılarını bizimle paylaşacak. Sizleri Hamit Efendi Yılmaz'la baş başa bırakıyorum. Ufuk Bey, ben 49 doğumluyum. 1949 doğumlu. 71 yaşındayım.
Fakat 10 yaşında ben gözlerimi kaybettim. Kaybettim ama hiç zorluk çekmedim. Allah razı olsun, kardeşlerim bana çok yardımcı oldular. Benim de denge, sağlığım, aklım çok yerindeydi, çok zekiydim. Büyüdüm, evlenme çağına geldim, bir kıza aşık oldum. Onunla beraber evlendim. 7 çocuk babası oldum. 3'ünü kaybettim, 4'ü ayağımda. 2 kızım, 2 oğlum şu an yanımda. Kızlarım da evlendi, oğullarım da evlendi. 12 tane şu durumda torunlarım vardır. Ama o geç zamanı pehlivan idim. Çok da yakışıklı, güzel idim. Belki kamera çeker güzelliğim hele daha kayıp olmazdı. O zaman biçim biçerdik. Efendim tırpanlarıyla tarla, çayır biçerdik. Hayvan saklardık. İşçi tutardık. Efendim sensin. Ne bileyim, öküz arabası koşardık. Eski tarihlerden ekerdik, biçerdik. Şimdiki düzene geldiysen motorlar çıktı, efendim sensin, patoslar çıktı. Millet ezgiden kurtuldu. Şimdiki düzen çok güzel. Yani memnunum şu anki hayatımızdan. Çok memnunum kardeşim. Ben aşık oldum bir kıza. Kaç tane sevda çektin? 2-3 sene çektim. Allah rahmet etsin, babam, anam sağdı o zaman. Gittiler, geldiler. Yazı kaderde de vardır. Evlendirdiler beni. Aynı sevdiğimi de aldım. Sakatlık çok zordur. Ama ben sakatlık çekmedim. Neden? Çünkü kardeşlerim üstümden hiç ellerini eski geçmediler. Allah razı olsun. Sonra da çocuklarım büyüdü. Karanlıkta gezmek çok zor bir şeydir. Benim gecem de karanlık, gündüzüm de. Çevirmem çarkını yalan dünyanın, çilesini çeke çeke yoruldum. Çevirmem çarkını yalan dünyanın, çilesini çeke çeke yoruldum. Her gelen gün geçen günü arattı, boşa umut eke eke yoruldum. Her gelen gün geçen günü arattı, boşa umut eke eke yoruldum, yoruldum. Günümü karattım her yanım zindan, tad almadım baharından yazından. Kaderimin bana bunca nazından hep boynumu büke büke yoruldum, yoruldum. Ama Allah'a şükürler olsun, hiçbir dengemi bir yerde kaybetmedim. Aynı dengede, aynı kıyafette, aynı düzende devam ettim. Şimdi eskiden televizyon yok, telefon yok, bir şey yok. Şimdiye ne var ki? Televizyonlar, cihazlar, telefonlar. O zaman kız istemeyi de sen üstüme gelirsin de, hani şöyle köy yerinde duvarların dibinde görüşürdük, anlaşardık. Sahne yerlerde görüşer, dalda yerlerde anlaşardık. Köy odalarımız vardı. Toplanardık orada. Şarkı bilen, türkü bilen türkü söylerdi, şarkı söylerdi. Hekiyalar başlardı, hekiyalar söylenirdi, çaylar demlenirdi. Eski tarihlerde hani köy keteleri pişerdi, efendim bir şeyler pişerdi. Hele ki gaz, bir koyundan daha fazla onun yani değeri. Pişirerdiler, yiyerdik, içerdik sabaha kadar. Ondan sonra da bar tutardık yani. Hani köylü usulü türkü söylerdik, oynardık. Gece varardı, 12-1'e kadar aynı devam ederdik. Şimdi yaz olardı, efendim
6. ayın 15'inde, Haziran aylarında 15'inde köşklerimiz yaylaya düzülürdü. Arabalar, efendim motoru olanlar motoruyla yaylaya çıkardık, koyun kuzu dağa yayılırdı. Efendim sensin, malımız, koyunumuz, çobanlarımız oraya giderdi. 9. ayın 15'ine kadar biz orada günümüzü sağlardık. Yani çok güzel yeşillik, efendim sensin, güllük, gülistanlık, efendim çiçeklik. Şu anda var mı yayla işi? Devam ediyor mu yayla? Yaylamız şu an iptal oldu. Çünkü neden iptal oldu? Onu diyeyim. Yadıma geldi de bir şey söyleyebilirim. Hani Allah rahmet etsin, Çobanoğlu demişti ki, hani ya, efendim sensin, kadınlar atlıdır, erkekler yaya. Mini etek çıktı, kalmadı abur haya. İndi telefonlar çıktı, televizyonlar çıktı, internetler çıktı. Çocuk hep onun uyarında gidiyor. Yayla da gitti, koyun da gitti, mal da gitti. Hepimiz aynı efendim milletvekillerinin, yani bakanlarının düzenine düştük. Ne bir mal var, ne de dana var, ne de koyun var. Eskinin lezzeti yok. Evvelden mesela tereyağı yiyerdik, efendim sensin çeşil peynir yiyerdik. Şimdi o eski lezzetler hep gitti. Öyle bir şeyler yok. Zeytinyağına devam et, zeytine devam et. Eskiden Aralık'ın efendim işte söyleyeyim 15-20'sinde kar yağardı. Ne boyda yağardı? Damlarından bir durardı. Yok olsun yoksulluğu. O zaman pencere mencere de yok. Bacaların üstünden ışıkları koymuştuk. Onu da kar basırdı. Ne lamba var, ne ışık var, eski düzen. Efendim sensin, karlar kapıyı kesmiş, aynı karın üstüne çıkardın, bacanın başına çıkardın, karınla beraber. O düzenler de gitti. Allah, ama şimdiki düzenle memnunuk da. Fakat neyle memnun değiliz? Mal gitti, koyun gitti, peynir gitti, efendim tereyağı gitti, zeytinyağından zeytin geldi başımıza, önümüze çıktı. Ondan memnun değilim. Şimdi emim oğullarından bir tanesinden aynı yaşıtık, ama biz kardeş olduk. Evlerimizin birbirine sökey olduğu için duvarlar, biz kardeş olduk. İkimiz kız istedik. Bir gün işte cahil kafa gittik, istediğimiz kızların İşçi kalanları duvarla pencerelerden değildi. Demin izle ettiğim kimi bacanın üstündeydi. Efendim, gittik bacanın üstünü uzandık. Kız evin içinde dolanır böyle. Benden arkadaşım korkmazla beraber gittik yattık. Kıza seyrederik orada o zaman da Alatura görürüm yani. O zaman da Alatura görür gözümün biri. Yani biri temelli görmez, biri görür. Kıza seyrettik, ettik. Kız gitti, mantı pişirdi, mantıyı yedi, kabı kaşığı yakadı, bir sel oldu. Ulan kalktık ki, kalkamıyoruz. Gençlik, hiç umurumuzda değil. Ama ne o sevdiğini alabildi, ne de ben alabildim. O başka yerden sevdi, ben de başka yerden sevdim bir tanesini, 3-5 sene peşine düştüm. Demek ki yazı kaderde de var. Ben de onu aldım, o da gitti başka yerden onu aldı. Sevdiklerimiz de hele kabrimizde yatır gene. Yani gördükçe aklımıza gelir ki ulan bunu alaydık keşke. O bizim ilk göz ağrımızdı. O sevdeydi, onu sevmiştik ama ne o alabildi ne de ben alabildim. Ama gene sevmişsin. Ondan sonra gene sevmişsin de. Ondan sonra başka birini sevdim. Aşık oldum. O 3 sene ben onu istedim. Bu aldığımı istedim. 3 sene de bunu istedim. Tabii de aldım ama sevdim, aldım ama memnunum da. Allah razı olsun. Bugün neden Allah razı olsun? Benim elime, koluma girdi, istediğim yere beraber gittim, beraber gezdim, beraber oturdum, beraber kalktım. İçimizdeki yarayı beraber paylaştık.
barabar çözdük. Barabar çel çocuk yetiştirdik. Şimdi demin de ısrar ettim ya, torun sahibi oldum, gelin sahibi oldum. Allah'a şükürler olsun. Durumum da iyi, kefim diye eski günleri de unuttum. Yeni güne geldim artık. Çok. Yaşım da 71-72'ye geldi. Fakat o zaman türküler yadımda kalırdı. Tabii 70-71 yaşına girdim. Zor mesela, özümde mesela karanlıkta dolanırım. Pek de yadımda fazlalığı kalmadı ki anladım. Bilirdim onların türkülerinden de çok bilirdim yani. Çoban oğlundan da, Yılmaz oğlundan, Bayram oğlundan, onlardan da bilirdim ama yadımda kalmadı hiçbir şeysi ki unuttum git. Ne bir murad aldım, ne de gün gördüm. Hoyrat eller bindi gönül dağıma. Ya dün ya karanlık ya da ben kördüm. Topraklar başıma of, baylar halıma. Ya dün ya karanlık ya da ben kördüm. Topraklar başıma, vaylar halıma. Kanayan yarayı sardıramadım. Yâre inadını kırdıramadım. Ömrüm uçtu gitti durduramadım. Topraklar başıma, vaylar halıma. Düştüm kadir kıymet bilmez zalıma. Ağlar yüce dağlar, ağlar halıma. Bele gacı zehir kattı balıma. Topraklar başıma, vaylar halıma.
başında, sallana sallana çeşme başında, tarayıp saçları yan terekeme. Ahudu ceyranda güldü çiçekti, ahudu ceyranda güldü çiçekti, titretti yüreğim yan terekeme. Atam anam terekeme, dadam alım terekeme. Siz oynayın terekeme, saza alaktarı çalak, oynayın kızlar terekeme. Hey! Gaz pişirir, hangel yiyer, çeçil yapar, ata biner, adına kurban terekeme. Atam anam terekeme, ağrın alım terekeme. Evet sevgili Hayat Yolu programı izleyicileri, biz bugün Çıldır'dayız. Tabii gittiğimiz her yerin mutfağını, yöresel ürünlerini çekiyoruz. Bunları da tanıtmak zorundayız. Bugün de burada sorduk. En güzel bu işi yapan Urallar dediler bize Çıldır'da. Zaten bunları biz size göstereceğiz teker teker ve yerinde. Mesela kazı çok merak edenler var ama kazı nasıl kesildiğini, hangi zamanlarda yapıldığını, nasıl pişirildiğini burada hepsini anlatacak bize arkadaşımız. Ve daha dükkanda yöresel kaşar peyniri, kas dediğimiz zaman, Ardahan dediğimiz zaman da kaşarı çok meşhurdur. Biz kaşarın tam yerindeyiz. Eski kaşar da burada çok yaygındır. Kazımız da çok meşhurdur. Balımız da öyle. Ama ben tabii bunlar hakkında çok bilgim yok. Esas işi yapanlara ve bu işi bilenlere mikrofonumuzu vereceğim. Hocam merhaba. Merhaba Ufuk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bugün ilçenize geldik. Tabii gezerken bize dediler ki en bu işin mutfağı en güzel yapanlardan birisi dediler, Urallar. Teşekkür ederim. Size onun için geldik. Bize bir önce kendinizi tanıtın, sonra yaptığınız işle ilgili biraz. İlk önce alalım. Bize bir yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz size programlarınızı size takip ediyoruz. Çıldırlıyız. Ahmet, evet. Rıfat Ural benim ismim. Yaklaşık 5 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Tabii ticari hayatımız en az 30 yıllık var ama bu sektörün burada eksik olduğunu görünce biz de bu işe girelim dedik. Evet. Bölgemizin en önemli yöresel ürünü kaz. Yani kazı deyince Kars Ardahan gelir ama asıl memleketi Çıldır'dır bunun. Çünkü Çıldır'da doğal olarak evde ev hanımlarının besleyip, büyütüp, kesip daha sonra da yenebilir hale getirmesi uzun, meşakkatli bir iş. Bunu da buradaki bayanlarımız yapıyor. İşte kaz lezzetli olmasının en büyük sebebi kar yedikten sonra kesilip, tuzlanıp, baskıya koyulup daha sonra da kurutmasıyla alakalı. Kazımız kesildi, tuzlandı. En az 10 gün, 15 gün buranın ayazını yedikten sonra lezzetli hale geliyor ve ikrama hazır bir konuma geliyor. Bu da tabii ki son zamanlarda dışarıdan gelen kazlar oldu. Benim tüketicilere özellikle tavsiyem, yerli halktan kaz alın. Hem yerli halkımız kalkınsın, hem de yöresel ürünlerin lezzetinden ödün vermiş olmayalım. Kazın ötesinde tabii biz asıl işimiz kaşarcılık. Kaşarda da Ufuk Bey, şöyle ben alayım sizi. Taze kaşarımız var. Taze kaşar ve eski kaşar. Revaçta olan eski kaşar. Hocam bununla bunun arasındaki fark nedir? Şu kaşar dediğimiz olay şu. Peynir kaldıkça, süresi geçtikçe lezzetleniyor. Eski kaşarın iyi olmasının en büyük sebebi o. Taze kaşarımız biraz daha peynirimsi tatlıdır ama eski kaşarın tadı çok daha farklıdır. Zaten en çok rağbet gören de eski kaşardır. Sakın bunu alırken küflenmiş diye insanlar şey yapmasın, ya bu bozulmuş demesin. Eski kaşarı alacak, kesecek. Şöyle göstereyim mesela. Burada elimizde en az 2 yıllık kaşarımız var. Bakın. Büyük tekel kaşardan kesmişiz. Lezzet burada. Evet, 2 yıllık taze kaşar. Yine kendi markamızla ürettiğimiz. Müşterimiz en çok buna rağbet gösteriyor. Çünkü kaşar ne kadar kalırsa lezzeti de o kadar güzel oluyor. Bir de göğermiş peyniri. Evet, göğermiş peynir dediğimiz. Şöyle. Bu da yörede çeçil peynir dediğimiz peynir. Çeçil peyniri buradaki yine ev hanımlarımız işte 8. 9. ayda derinin içine basıp en az 2 ay 3 ay bunu bekletiyorlar. Beklettikten sonra peynir hem kuruyor hem de yeşermeye başlıyor. Yeşermeye başladıktan sonra da açıp satışa hazır hale getiriyoruz. Tabii de önemli besin kaynaklarımızdan biri de bal. Balı anlatmadan olmayacak. Şu çok özel bir balımız. Bakın.
Karakovan dediğimiz bal bu bal. Bundaki özellik şu. Tabi her bal, bu yörede olan çiçek balı hepsi kalitelidir ama bu balın özelliği şu, mumunu dahi arı yapmıştır. Yani içine çok küçük bir parça mum koyarsınız, arı ilk önce mumunu yapar, daha sonra şişirip içini doldurup ve sıvadıktan sonra hazır hale gelmiş oluyor. Yani katkısız, şekersiz, sağlık içinde birebir bu son pandemi döneminde de en çok tüketilen bal bu bal. Evet. Şimdi hocam biz burada konuşurken arkadaşımız buradan notlar alıyor, gönderim yapıyor. Doğru. Önemli olan bu, izledikten sonra insanlar diyecek ki biz kaz sipariş verelim. Doğru. Şimdi şunu söyleyeyim size. İnternet sitemiz var. www.vurallarsüt.com'dan veya telefon adreslerimiz var. Onları söylememde sakınca var mı? 0530 849 88 çift 0. Evet. Şimdi bu gördüğünüzün ne olduğunu soran çok insan var. Bu kaz yağı. Yani kazlarımız kesilip temizlendikten sonra çıkan iç yağlarını eriterek şunlar değil. Aynen öyle. Erittiğimiz zaman bu hale geliyor. Yani eritiyoruz, sıvı hale geliyor. Daha sonra koyduğumuzda donuyor. Mesela şunun nerede kullanabilirler diye söyleyince bununla patates kızartmasını çok iyi olur. Allah. İkincisi de hastalarımızda da öyle, özellikle ekrem romatizması olan hastalar alıyor bunu ve o ağır olan yerlere krem olarak sürebiliyorlar. Kavlıca buğdayı, eskiden haşil yapılırdı ya kazla beraber, bu yeniden biz kendimiz ekip biçtik ve değirmende öğüterek satışa hazır hale getirdik. Önemli bir besin kaynağı, onu söyleyeyim. Kavlıca buğdayı. Ben bağaya geldim. Ne var? Nereye geçsem bol kalır. Kurutma yöntemi. Ya kurutma yöntemi. Her yerde kaz görüyoruz. Her yerde. Ne faydası var kaz? Sıcak mı tutuyor? Tabii sıcak tutuyor. Enerji verir. Enerji verir. Çok güzel. Kazsız bizim ne günümüz var ki? Sizin doğal enerjiniz. Doğal enerjimiz bu bizim, gaz. Değil mi? Başka çare yok. Burada kışa hazırlık, salam burada. Pişmeye hazır. Tamam. Bunun daha bir sorunu yok. Sadece bir kazanı behlir, yemeği behlir. Geri at, ürtey ağzını. Taşlarını gene koyuyoruz. Geri koyuyoruz ki köpeği müpek götürmesin. Boksama köpek götürürse karlar bizi öldürür. Tilki bu. O tarafından köpeklerden muhafaza. Annem darına. Tamam. Onu da bırak. Onu da bırak. Bu ne ya? İçerindi mi bu? Yok o şey tozeri. Eskiden böyleydi işte. Çabancımı tersler. Çabancımı ters düz gidersiniz. Yıkanar tuzlara, iki gün tuzda kalır, iki gün tuzda baskıda kalır. Ondan sonra iplerle dışarıdan asarız. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün neyse dışarıdan alır. Ondan sonra getirir, buradan muhafaza ederim. Şimdi şu an için yemeğe hazır yani. Götür kazana koy. Bozulmaz. Şey etme, daha bunun bozulma şeyi yok şansı. Kuzumuzun da tavsiyesi bulgur herhalde. Vallahi şu anda kaz pişir. Bulgur pilavı. Kaz pişir. Hazırlık. Akşam yemeği. Akşam yemeği için hazır. Bu kazın kanadı. Abi ne böyle bir temizlik yani. Herhangi bir şey olduğu zaman, teze yastığınız zaman süpürge olarak da kullanılır. Süpürge olarak da kullanılır. Bunu yıkayıp getirip atacağım. Kuş kanada ne var? Kuş kanada gaz var. Tam sabahtan geldik, dolaşıp geldiğimiz anda gaz. Gaz şimdi pişir, hazır. Şimdi buna bir de burgu pişeceğiz. Ay yemeğe karıştırma, açık gösterdi. Açık gösterdi, çıkart. Bunlar da kanatları gazların. Bu da kanatları. Bunlar da yiyilir. Bu da başı gazın. Bu da kolu.
Başka neyi var bakın. Daha pişmeyip pişseydi bir yerdi ki de hala pişmemişti. Evet. O da öyle gene patates şeyde fırında kebap. Onu da öyle de yiyecek. Ha. Ağzını da kapatsın. Pişti. Şuna tutuladı. Bak büyüklüğüne bak. Deminkiler biraz küçüktü ama bak bunlar daha büyük. Yani 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo var. Kendi yetiştirdiler mi? Aldı mısın? Kendisi yetiştirmiş. Verse de birini bir yesek daha iyi olur ama. Onlar onarım gördü onlar. Tamam az tutun. Bunlar da kazların sakatatları. Taşlık diyoruz. Midesi, ayakları, boynu, kanatları. Kızılcık eşkisi. Kızılcık. Evet. Yani kazın yanında meşhur. Kazından daha güzel olur. Yani her şey doğal. Her şey doğal olduğu için biz yani hep böyle burada doğal besleniyoruz. Doğal besleniyoruz evet. Yani bu da eşki, bu da eşki. Yayla yanında. Biz ayran sorması. Sarımsaklı yani güzel. Yayla çorbası diyorlar da biz ayran deriz. Bu kazlarımız işte pişip kesildikten sonra bu şekile gelir. Sofraya yiyme hazır. Bunu yediğimi adam bir kuzu yemişler çok şey olur. Ben kuzu yedim demir. Ben gittim muhtar bana gaz pişirdi. Paaa. Var, inek var, kaz var, tavuk var, mal var, dana var. Her işe gidiyoruz. Akşama da her işi görüyoruz biz. Herkes ister rahat ama yok. Köy yerinde ne olacak? O kadar olur. Gel işte ama ekmek pişiren yazdık. Ne yapsın? Hamur yumurtluk, elim ayağım. Hamur, ekmek pişirdim ha. Gidim size bir tane de şeye tez ekmek getireyim yiyin. We'll be right back.
bazı gülerdin de bazı küserdin. El uzattım desem oy 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 oy, surata sardın. Hani sen benim içinde doğrusunu da yeter can yeter uyur. Evet sevgili izleyicilerimiz, biz bugün Kars'tayız. İçimde yara var, derinden derin. Diyar diyar gezerken bugün de bir köydeyiz. İşte özlüyorsunuz değil mi? Vallahi özlüyorum. Şimdi hiç kimse yoktu. Yaşlılar kalıp herhalde iki tane yaşlı. Kimse yoktu yani. Kaderim bu mudur benim? Ezdi zalim gurbet beni. Televizyonu açırız, sizi görürüz Yıldız TV'de, köylerimizi gösterirsiniz, onda içimiz de açılır. Aşığım ozanım orada doğmuşum, aşığım ozanım orada doğmuşum, bizim Garseli oynar terekeme. Gurbet ellerinde yasılaya doğruya, köye baktım bir doğuyuncan ağladı ya. Aşıkların sözün üstünde söz söylenmez derler bizde. Edirne'den Serhat Kars'a, Ufuk Bey'le Aybalam hayat yolu. Burası bizim eğilim, İneklerimizi suya getirirken denk geldik. Öyle gün oldu ki bir köyde 30 tane 40 tane düğün çaldım. Kars'a gelmiştim o zaman. Çobanoğlu kahvesine geldim. Bir kıza aşık oldum ama 7 yıl sevdim. Ama ne yazık ki 9 aya ölü kaldım. Çocuk üzerine kaybettim. Dersin ilgar yıllar boyun ağladı ya. Menşurdur peyniri yağı, kaymak bizim yaylalarda. Ocak yanar, kazan kaynar, kuymak bizim yaylalarda. Nasıl söyleyeyim anam 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 anam, nasıl diyeyim, burnumda titiyor her ay yaylalar yaylalar. Babam oy, anam oy, bacım oy, kardeş oy, oy, dertli babam oy, oy. Bir yaşlı ananın ağlamasını gördüm. Ana, neden ağlarsın? Kimim kimsem kalmadı ki orada, ya, ya, ya. Ya ben de köyüme nasıl döneyim, ya.